Hazreti Ali kerremallahu veçe Mekke'de dünyaya gelmiştir. Babası Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Talip'tir. Hazreti Ali ortaya yakın kısa boylu, koyu esmer tenli, iri siyah gözlü olup sakalı sık ve genişti. Yüzü güzeldi. Gülümserken dişleri görünürdü. Çocukluğunda puta tapmadığı için daha sonraları kerremallahu veçhe dua cümlesiyle anılmıştır. 5 yaşından itibaren hicrete kadar Allah Resulü'nün yanında büyümüştür. Peygamberimize iman eden ilk 4 Müslümanın en gencidir, iman ettiğinde henüz 10 yaşındaydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hicret ederken düşmanı şaşırtmak için onun yatağında uyuyabilecek kadar cesur ve liderine bağlıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali'yi kendisine kardeş olarak seçmiş, hicretin 2. yılının son ayında da onu kızı Fatıma ile evlendirmiştir. Bu evlilikten Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin efendilerimiz dünyaya gelmiş, bu kutlu nesli devam ettirmişlerdir. Hazreti Ali radıyallahu anh çokça gözyaşı döküp muhaliflerinin iman ve hidayetleri için dua edecek kadar hassas, takva sahibi ve kamil bir mümindir. Ümmetin malını ümmete dağıtırken de son derece titiz davranır, kimsenin hakkına tecavüz etmezdi. Hazreti Ali şehit edilince bugünkü adıyla Necef'e defnedilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ali ile ilgili inci misal sözlerinden birkaç tanesini şöyle sıralayabiliriz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Ey Ali! Sen bana Harun'un Musa'ya olan mevkiindesin. O kadar var ki benden sonra hiçbir peygamber yoktur. Kardeşlerimin en hayırlısı Ali'dir, amcalarımın da en hayırlısı Hamza'dır. Ali ilmin kapısıdır ve benden sonra Allah'tan getirdiğimi ümmetime beyan edendir. Onu sevmek imandır ama buğz etmek nifaktır ve kendisine bakmak şefkattir. Ey Ali! Cenazemi sen yıkayacaksın, borcumu ödeyeceksin, mezarıma beni koyup sen örteceksin. Zimmetimi sen ifa edeceksin ve sen dünya ve ahirette sancağımın sahibisin. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh. İbni Ömer diye de anılan Abdullah, nübüvvetin 3. yılında Mekke'de doğar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesi Hafsa ile anne baba bir kardeştir. Babasıyla birlikte Müslüman olup Medine'ye hicret ederler. 13 yaşındayken Uhud Savaşı'na katılmak ister fakat Hazreti Peygamber henüz çok genç olduğunu söyleyerek izin vermez. 15 yaşına girince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izniyle Hendek Savaşı'na katılır. Ebu Eyyub el-Ensari'nin de bulunduğu İstanbul seferine iştirak eden Abdullah, Müslümanlar arasında çeşitli fitnelere yol açan savaşlardan ve hadiselerden hep uzak durur. Hazreti Peygamber'in kayınbiraderi olması, ona Resul-i Ekrem'in yakın çevresinde bulunma imtiyazını sağlar. Bu sebeple Resulullah'ın birçok sahabinin görüp duyma imkanını bulamadığı davranış ve sözlerinin Müslümanlara intikal etmesine de vesile olur. Rivayet ettiği 2630 adet hadisle Ebu Hureyre'den sonra en çok hadis rivayet eden 7 sahabinin ikincisidir. Ashabın fakihleri arasında da mümtaz bir yeri olan Abdullah, en çok fetva veren 7 sahabiden biridir. İttifakla belirtildiğine göre Hazreti Peygamber'in hayat tarzına harfi harfine uyma ve onun emirlerini aynen yerine getirme hususunda ashab-ı kiram içinde İbn Ömer'in müstesna bir yeri vardır. Hazreti Abdullah bir gün gördüğü bir rüyayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabir ettirmeyi arzu etmiş
ablası Hafsa'nın aracılığıyla rüyasını Resul-i Ekrem'e arz etmiş, onun "Abdullah ne iyi insan, bir de gece namazı kılsa" demesi üzerine o günden itibaren gece namazını hiç terk etmemiştir. Resul-i Ekrem'in vefatından sonra ona olan sevgisinden dolayı namaz kıldığı yerleri öğrenip oralarda namaz kılar, yürüdüğü yollarda yürür, gölgelendiği ağaçların altında oturur, kurumasınlar diye onları sular. Hazreti Peygamber'in selamlaşma konusundaki buyruklarını yerine getirme hususunda son derece titiz davranır. Bundan dolayı hiçbir işi olmadığı halde sadece Müslümanlarla selamlaşmak için sokağa çıkar, büyük küçük karşılaştığı herkese selam verir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, ashab-ı kiramın ileri gelen zenginlerindendi. Servetinin fazla birikmesine meydan vermez, eline geçeni yoksullara dağıtırdı. Devlet adamlarının verdiği armağanları Allah'ın kendisine gönderdiği rızık olarak kabul eder, bazen bunların tamamını aynı gün fakirlere dağıtırdı. Sahip olduğu şeyler içinde en çok beğendiklerini Allah yolunda kurban edilmek veya sadaka olarak verilmek üzere ayırırdı. Kibir duygusuna kapılma endişesiyle sade giyinir ve ayrıca az yemek yerdi. Soğukkanlı ve yumuşak huylu olduğu için Hazreti Peygamber'e benzetilirdi. Hazreti İbni Ömer'in fazilet bakımından tıpkı babası gibi olduğunu söyleyen Ebu Seleme bin Abdurrahman, Ömer'in yaşadığı devirde onun benzerleri vardı. Fakat Abdullah'ın zamanında onun gibisi yoktu demiştir. İbni Ömer orta boylu, iri yapılı ve esmer tenliydi. Saçları omuzlarına dökülecek kadar uzun olan bu büyük sahabi 85 veya 87 yaşlarında Mekke'de vefat etti. Muaz bin Cebel radıyallahu anh. Hicretten 18 yıl önce Medine'de dünyaya geldi. Muaz 18 yaşındayken Müslüman oldu ve 2. Akabe biatına katıldı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hicretten sonra onunla Abdullah bin Mesud arasında kardeşlik bağı kurdu. Bedir gazvesi başta olmak üzere Huneyn ve Taif dışındaki bütün gazvelere katıldı ve bunlarda kabilesinin bayraktarı veya temsilcisi oldu. Mekke fethinin ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn gazvesine giderken onu Mekke'ye kendi yerine vekil tayin etti. Muaz'ın Yemen'de kadılık yaparken nasıl hüküm vereceğiyle ilgili olarak Resul-i Ekrem'le aralarında geçen konuşma çok meşhurdur. Resulullah'ın sorularına cevap veren Hazreti Muaz, önce Allah'ın kitabına göre hükmedeceğini, aradığı delili Kur'an'da bulamazsa Resul-i Ekrem'in sünnetini dikkate alacağını, aradığını orada da bulamazsa kendi kanaatine göre hüküm vereceğini söyleyince Resul-i Kibriya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem memnun oldu. Ayrıca halka kolaylık gösterip zorluk çıkarmamalarını müjde verip nefret ettirmemelerini tembih etti. Yemen heyetini uğurlarken bir süre Muaz'ın yanında yürüyen Resul-i Ekrem ona belki bir daha görüşemeyeceklerini, Medine'ye döndüğünde sadece mescidini ve kabrini bulacağını söyleyince Muaz ağladı, Hazreti Peygamber de onu teselli etti. Hazreti Muaz, önemli görevler üstlendiği Yermük ve Ecnadeyn savaşları ile Şam'ın fethinde bulundu. Suriye'de Ebu Ubeyde veba salgınında ölünce ordunun başına Muaz bin Cebel geçti. Hazreti Muaz her zaman Resul-i Ekrem'in yanında bulunmaya gayret eder, merak ettiği konuları sorup öğrenirdi. Yine o devirde fetva veren 6 sahabiden biri olan Muaz'ı Resul-i Ekrem helal ve haramı en iyi bilen kişi olarak gösterir, kendisine "Muaz ne iyi adam" diye iltifat eder, kıyamet gününde onun alimlerin önünde yürüyeceğini söylerdi. İnsanlara iyiyi ve hayırlı olanı öğretmesi ve güçlü bir imana sahip olması sebebiyle sahabiler onu Hazreti İbrahim'e benzetirdi.
Hazreti Ömer, hilafeti zamanında fıkhi meseleler için Muaz bin Cebel'e başvurulmasını tavsiye ederdi. Muaz, geceleyin bir süre uyuduktan sonra kalkıp Kur'an okur ve namaz kılardı. Daha dinç ibadet edebilmek niyetiyle uyuduğunu, bu sebeple uykusundan da sevap beklediğini söylerdi. Muaz bin Cebel, Resul-i Ekrem'den 157 adet hadis rivayet etmiştir. Hazreti Muaz'ın Allah'ı zikrederken imanı güçlendirmek gerektiğini anlatmak üzere, "Gelin bir saat oturup mümin olalım" dediği kaynaklarda nakledilmiş, "Oğlum namaza durduğunda dünyaya veda etmek üzere olduğunu ve oraya bir daha dönmeyeceğini düşün. İnsanlarla az, Rabbinle çok konuş, belki o zaman kalbin Rabbini görür" gibi sözleri bugün tüm müminler için nasihat hükmündedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tebük seferinden döndükten sonra Hazreti Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali olarak atadı. Henüz 27 yaşında olan genç valiye nasıl hükmedeceğine ve insanları nasıl davet edeceğine dair gerekli tavsiyelerde bulundu. Bu, Muaz'ın Hazreti Peygamber'le olan son görüşmesi oldu. Ürdün'de Kusayru Halid'de Ambas Taunu diye bilinen veba salgınında iki oğlu ve iki hanımıyla birlikte vefat etti. Kendi adıyla anılan köyde bulunan kabri üzerine küçük bir mescit ve türbe yaptırılmıştır.